Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Özellikle metro istasyonlarında karşılaşılan ve lütfen inenlere şeklinde başlayan uyarının devamı nasıldır? A. Katiyen müsaade etmeyiniz. B. Ne zaman geri geleceklerini sorunuz. C. Daima özleneceklerini hatırlatınız. D. Öncelik tanıyınız. D. Öncelik tanıyınız, son kararım. Gönlüm C şıkkında kaldı ama. Tuba, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Zurnazen ne çalar? A. Elektro gitar. B. Ukulele. C. Zurna. D. Kemençe. Şaşırtmalı bir soru olacağını düşünmüyorum. C. Zurna, son kararım. Tebrik ediyorum Tuğba. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Aklında bir hedef vardır senin. Aslında yok. Var. Gerçekten yok. Ama madem öyle diyorsunuz, var. Ya annem çok ısrar etti buraya gelirken. O da ya benim evde en önce elenen kişi bendim aslında. Hep mesela böyle yarışırız. Ben birazcık daha böyle diğer şıklara bakarım ettim derken elenirim. Daha sonrasında yine yarışmayı izlerken çok ısrar etti. Normalde ısrar eden bir kadın değildir. Tuba, lütfen başvur, lütfen başvur. Tamam anneciğim dedim, seni mi kıracağım? Açıkçası çok onaylanacağımı da düşünmüyordum. Ama onaylandım. Şu anda da burada oturuyorum. Kendisine selam olsun. Şansın da yanında olsun Tuba. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Benim bir teyzem, iki amcam, üç dayım, dört de halam var diyen birinin babasının kaç kardeşi vardır? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. D. 6, son kararım. Sende kaç tane var? Amca, hala var mı? Benim hiç amcam yok. Yok. Aynen. Hala üç halam var. Üç halam. Aynen, bir de babam. Zaten o da babam. O şekilde. O da baban. Evet. Tebrik ediyorum Tuğba. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geldik. 5000 lira değerinde. Evet. Sesli bir soru olacak. Tamam. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Yaman Sevda adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Yalın. B. Çelik. C. Ege. D. Fedon. Açıkçası hiç fikrim yok. O yüzden seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Yaman Sevda adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Yalın. B. Çelik. C. Ege. D. Fedon. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %71 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %14 ile C şıkkı demişler. Tuğba, sen ne dersin? Seyirciye güveniyorum. B, Çelik, son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü soruya geldik. 7500 lira değerinde evet. Sorumuz geliyor. Bitkilerin sap ve dallarını öğütmek veya fındığın dış kabuğunu ayırmak için kullanılan harman işini yapan makineye ne ad verilir? A. Patos. B. Takoz. C. Tonoz. D. Moloz. Evet, yani herhalde risk alacağım. D, moloz, son kararım.
İnşaat molozu. Aa evet, oradan herhalde aklımda kaldı. Ama inşaat, bitkilerin sap ve dallarını öğütmek. Evet, evet, keşke aslında jokerlerim de vardı, kullansaydım. Ama moloz böyle kulağıma yakın ve tanıdık gelince açıkçası moloz diye düşündüm. Çünkü patoz duymadım, yani patoz duymadım. Patoz işte sap ve dallarını öğütmek, saptan samanı yapmak için kullanılır, hayvanların yiyebilmesi için. Evet. Takozu biliyorsundur zaten. Evet. Kamyonlarda genellikle kullanılır. Tekerin önüne konulur. Tonoz da tekneyi bağlamak için Çok ilgi denize alanım atılan değil. bir kütledir. Evet. Açıkta tekneyi Sen tutmak için bağlamak. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Alper Duran Dinçer. Yani vakti haliyle öğrenciyiz. Şu an İTÜ'de fizik mühendisliği okuyorum. Onun dışında hazır... Kaçıncı sınıftasın? Daha bir. Bir. Birinci sınıfta. Hayırlı olsun. Aynen. Teşekkür ederim. Ağzında bir şey mi var Alper? Aha. Nedir o? Sakız. Sakız? Aha. Rahatlamak için. Rahatlamak için? Aynen. Stresi genel olarak alıyor. Ben hep sınavlarda falan da şey yaparım. Anladım. Sınavlarda tabii daha kendi başına bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz... Onlarınkini de alır belki. Öyle mi? Bakalım nasıl bir etki yaratacak. IQ'da derslerinde mesela çiğneyebiliyor musun hocanın karşısında? Yok, onda olmuyor. Ama... Böyle çeneye destekli bir şey gelir değil mi muhtemelen? Yani. Yok, çeneye varmaz o ya. Büyük ihtimalle ayaktan falan götürürüm. Ayaktan yani. Bir yerde bulursun kendini. Evet. Yani Japon kültüründe hoş karşılanmıyor mu hocanın karşısında? Aynen. Bizim kültürde nasıl karşılanıyordur Bizim sence? Bizim kültürde ortada gibi, Amerika'da biraz daha sanırım şey... Amerika'yı sormadım, bizim kültürde. Bizim kültürde ortada gibi. Şimdi izin verenler var, vermeyenler var yani. Hani şey gibi var ya, hani insanlar ikiye ayrılır. Hani derste sakız çiğnettirenler, çiğnettirmeyenler diye. Onun gibi bir şey. Sen öyle mi ayırdın insanları? Ya öğretmenler diyeyim, insanlar demeyeyim. Anladım. Yani şu an ama milyonlarca insan seni izliyor ve onların karşısında sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı bir gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi? Yok. Aa, tam tersi, benim gerginliğimi alıyor. Harika. İşine yarıyorsa sen bilirsin Alper. Senin kararındır. Hı hı. Kuralları biliyorsun. Size bir sıkıntı oluşturmuyorsa tamamdır. Bakalım, şimdilik iyi gidiyorsun. Şişirip patlatmaya kalkarsan yok. Ne olacak? Yok. Alper, kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Genellikle hangileri bebeklerin ilk olarak söylemeye başladığı kelimelerden olur? A. Etajer, berjer, şifonyer. B. Sushi, sashimi, nigiri. C. Röpte şambır, pardüsü, stiletto. D. Anne, baba, mama. D. Anne, baba, mama son karar. Tebrik ediyorum Alper. Sırada ihbaraj sorumuz var, 2000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Gelsin. Tavşan yürekli hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? A. Çok ürkek, korkak. B. Çok cesur, korkusuz. C. Çok amarat, becerikli. D. Çok tembel, gamsız. Ne? Tavşan tembel bir hayvan değil. Cesur değil, amarat var hani. A. Çok ürkek, korkak, son karar. Efe gülmüyorsa tamam. Alper, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin. 2000 lirayı garantiledin. Biraz rahatlamış görüyorum seni. Yol parası çıktı. Evet. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Türkiye'de futbolda Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu hangi takım olmuştur? A. Fenerbahçe. B. Beşiktaş. C. Trabzonspor. D. Galatasaray. Lan izledik de. 40 saniye var. Fenerbahçe değil. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacı. İyi akşamlar Erdinç Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ederim.
Yarışmacımız Alper Dinçer 3. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet. Buyurun. Alper şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Hocam, Türkiye'de futbolda Erkekler Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu hangi takım olmuştur? Türkiye'de futbolda Erkekler Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu hangi takım olmuştur? A. Fenerbahçe, B. Beşiktaş, C. Trabzonspor, D. Galatasaray. Önceki senenin şampiyonu kimdi hocam? Ben arada kaldım da. Trabzonspor. Bu sene değil de Trabzon değil mi? Tamam. Evet, Trabzon. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aynı günler, aynı C. Trabzonspor son kararım. Ya boşuna artık ya. Sorumuz geliyor. Şimendifer hangisinin diğer adıdır? Şimendifer. A. Gemi, B. Tren, C. Uçak, D. Zeplin. Gemi. Yarı yarıya joker hakkını kullanabilir miyim? Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Tren, C. Uçak. Uçak mı tren mi şimdi ya? Şimendifer. Ben seyirciye sorma joker hakkımı da kullanabilirim. Tabii ki. Sevgili seyirciler, şimendifer hangisinin diğer adıdır? B. Tren, C. Uçak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %79 oranıyla B şıkkı demişler. Tamam. Seyirciye güveniyorum. B, tren son karar. Birinde sorumuz geliyor. Gelsin. Lütfen. Cebeli Tarık Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır? A. Asya ve Amerika, B. Afrika ve Avrupa, C. Avrupa ve Asya, D. Asya ve Afrika. Afrika ile Avrupa işte. B. Afrika ve Avrupa son kararı. Asya değil abi o. Güzel gelsek. Tebrik ediyorum Alper. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Kuzeyde İspanya, güneyde Fas. Fas. Sıra geldi 6. sorumuza. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi Penelope Cruz ve Javier Bardem'in birlikte rol aldığı bir film değildir? Cruz. A. Barcelona Barcelona. B. Hamon Hamon. C. İhtiyarlara Yer Yok. D. Herkes Biliyor. Jokerim kalmadı. Atmak zorundayım. Hiç bilmiyorum ya. Hamon Cruz ve Javier Bardem. Everyone. Değildir. Son 15 saniye Alper. D. Herkes Biliyor son kararım. Yani başka Allah attık. Alırsak var ya. Maalesef doğru riske cevap. Değerdi ya. Çok para yoktu aslında. Nasıl? Riske değerdi bence yani. Evet.
Tabii ki o senin kararın. Teşekkür ediyorum. Seni 2000 lirayla. Nasılsın Sıla? Sıla'yı tercih ediyorum. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. 24 yaşındayım. İsmim Sıla. İstanbul'da yaşıyorum. Şile'de, Şile'den geliyorum. İç mimarım. Bu sene okulumu bitirdim. 8 aydır ederim. Bir hayırlı olsun. Şile'de mimar ofisinde çalışıyorum. Aslen Aydınlıyım. Aydın'da yaşıyordum. Üniversite için buraya geldim. Ailem Aydınlı. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisinin başlıca dinleyici kitlesi bebeklerdir? A. Akademik makaleler. B. Maniler. C. Ninniler. D. Rock and roll. C. Ninniler son karar. Çok korkuyordum ilk sorudan eğleneceğim diye. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sırada ihbaraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Basketbolda ceza alanı dışından atılan topun potaya geçirilmesi sonucu kazanılan üst sayı değerindeki atış hangisinin sözlük tanımıdır? A. Birlik. B. İkilik. C. Üçlük. D. Dörtlük. Yani umarım çelişkili bir soru değildir. Düz mantıkla ilerleyeceğim sanırım. Süren azalıyor Sıla. C. Üçlük son karar. Şu an rahatladım. Çok iyiyim. Tebrik ediyorum Sıla. Teşekkür ederim, sağ olun. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Teşekkürler. Sırada 3. sorumuz var, 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Panama Kanalı nerededir? A. Meksika. B. ABD. C. Fas. D. Panama. Yine bir çelişki var mı acaba? Panama Kanalı Panama'dadır diye düşünüyorum. Ama eğer başka yerdeyse çok üzülürüm. İçimden düşünüyorum ama. Ben D. Panama diyorum, son karar. Emin miydin Sıla? Değilim. Değilsin. Bakalım ne olacak? Çok üzülürüm. En korktuğum şey çelişkili ansa caydırıcı sorular. Üçüncü soruydu ama. Evet. Ama belli de olmaz. Kim milyoner olmak ister diyeyim. Her şeyi düşünüyorum şu an. Peki ama üçüncü sorularda çok öyle sorular gelmiyor, evet, aslında. Sırada dördüncü sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa 100 makinenin 100 cihaz üretmesi ne kadar sürer? A. 5 dakika. B. 25 dakika. C. 1 saat. D. 1 saat 40 dakika. 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa, yani bir cihaz 5 cihaz üretmesi. Yani makina 100. Doğru mu artık? 5 cevap veriyorum. Lütfen. D. 1 saat 40 dakika son karar. Nasıl yani? 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa. Bir makine 5 dakikada bir cihaz üretiyorsa, 100 makine 5 dakikada 100 cihaz üretir. Evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii, ben Sümeyra Doğan, 20 yaşındayım. Antalya'dan katılıyorum. Antalya'da ailemle beraber yaşıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde işletme bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim.
Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Oyuncuların çemberimsi bir şekil oluşturup döndüğü ve çalan müziğin durduğu anı beklediği hangi adla bilinen bir oyun vardır? A. Gardırop çizmece. B. Abajur kırmaca. C. Sandalye kapmaca. D. Kanepe sökmece. C. Sandalye kapmaca. Son kararım. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi iki şey arasında boşluk bırakmak anlamında kullanılan bir ifadedir? A. Eylül bırakmak. B. Ekim bırakmak. C. Kasım bırakmak. D. Aralık bırakmak. D. Aralık bırakmak son kararım. Sümera, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Bir hedef var mı aklında? Hedef var. İkinci barajı görmek istiyorum. Daha sonra 9. 10. soruları da umarım görürüm. Umarım. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. İnsan vücudunu oluşturan elementlerden kütlece en fazla olan oksijen adlı elementin simgesi nedir? A. O. B. Ok. C. OS. D. OJ. A. O. Son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. ...2020'den sonraki ilk artık yıl hangisi olacaktır? A. 2022... B. 2024... C. 2028... D. 2032. Artık yılı son olarak 2016'daydı, 2020'deydi diye hatırlıyorum. 2028... Heyecanımı verin, bunu seyircilere sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 2020'den sonraki ilk artık yıl hangisi olacaktır? A. 2022, B. 2024, C. 2028, D. 2032. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %87 oranıyla B şıkkı demişler. Sümeyra, sen ne dersin? 2016, 2020, 2024. Ben de öyle düşünüyordum. B, 2024 son kararım. Tebrik ediyorum Sümeyra. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Beni Bırakın adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Levent Yüksel. B. Rafet El Roman. C. Hakan Peker. D. Fedon. Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi duruyorum, duruyorum. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Levent Yüksel. D. Fedon. Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum. A. Levent Yüksel. Son kararım. De sorumuz geliyor. Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? A. Canım Kardeşim.
B. Mavi boncuk. C. Köyden indim şehre. D. Ah nerede? Ben bunda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Mehmet Doğan, Gökçe Doğan, Orhun Koçak. Kimi arayalım? Mehmet Doğan'ı arayalım. Soyadlar aynı. Amcam. Amcan. Evet. Ne işle meşguldür Mehmet Bey? Kendisi arıcı. Arıcı? Evet. İyi midir Yeşilçam filmleriyle arası? Evet, ona bu konuda güveniyorum. Umarım doğru cevap verir. Arıcılığı Antalya'da mı yapıyor Mehmet Bey? Erzurum'da yapıyor. Erzurum'da yapıyor. Evet. İyi akşamlar Mehmet Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Yarışmacımız Sümeyra Doğan 6. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet. Sümeyra şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Evet efendim. Hazırım. Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Heh. Canım kardeşim, mavi boncuk, köyden indim şehire, ah nerede? Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Evet. Canım kardeşim, mavi boncuk, köyden indim şehire, ah nerede? Ah nerede? Emin Filmde misin? Dedi. Emin evet, misin? Ah nerede? Tamam dedim. Ah nerede dedi amcam. Amcama güveniyorum. D ah nerede son kararım. Ah nerede? Rahmetli Tarık Akan Gülşen Bibikoğlu'yla oynamıştı. Çok da sevilen bir filmiydi. Köyden indim şehre olacaktı. Doğru cevap Sümeyra. Amcama güveniyordum. Belki evet. O da karıştırmıştır. Muhtemelen. Belki. Mehmet Bey. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.